Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Stardew Valley maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya kadar izleyen, hatta serinin bu bölümlerine kadar gelip başından sona takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. İlginizden, alakanızdan dolayı. Eğer yeniyseniz de ilk bölümü açıp oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Görüyorum yorumlarda seriyi başından beri takip eden arkadaşlar var. Buradan hepsine saygılar, sevgiler. Bu arada fantastikdiyarlar.com'da takip ediyorsunuz artık, görüyorum. O da çok keyifli ilerliyor. Siz orayı ziyaret ettikçe gerçekten büyüyor. Büyütmeye de çalışıyoruz. Bu konuda da fikirleriniz, önerileriniz yorumu olarak paylaşabilirsiniz. Her zaman için okumaya çalışacağım. Şimdi hemen bir kalkalım. Sulama işimizi falan bir yapalım. Mantarımız varsa diyeceğim ama bir mektup gelmiş. Senden bal kabağı almak istiyorum. Kızımla birlikte yaklaşmakta olan ruhluk arefesi için kabak feneri yapmayı düşünüyoruz. Kabul et. Kim? Caroline'mış. Caroline hangisiydi? Hemen bakalım. Caroline şu. Sen nerede bulunuyorsun ki? Caroline neredeydi ki ya? Hiç hatırlamıyorum. Benden çok uzak. Vallahi çok uzak. Sulamamızı yapalım da bu arada sonbaharında 19. günü. Kış esintisi sanki geliyor, geliyor, geldi, çattı vallahi. Aa, şunlar neymiş ya? Bakacağız onlara. Bir de köşede bir mısır tohumumuz kalmış. Demek ki onu ekmişiz. Sulama kabını yapacağım arkadaşlar. Geliştireceğiz. Perigülü. Tamam. Hemen şuraya bir uğruyoruz. Hedefim aslında bugün... Bu niye küçüldü ya? Oğlum dönüm dönüm küçülüyorsunuz mu? Ne oluyor? Anlamadım ki ben sizi. Samanımız mı yok bizim? Şu an alarm çanları çaldı. Onlardan saman gelmiyor. Bu arada sütün ne kadar ettiğine de bakmadık ya. Oğlum sağacağım. Ha? Tamam, tohumumuz varmış. Diğer taraftan niye alamadık? Tamam. Mantarlarımıza da bakıp gidiyoruz. Madene gideceğiz. Hadi gidelim. Son hedefimiz zaten orada biliyorsunuz. Son yerleri de kırıp dökmek. Son kata da bir çıkıp geldik mi tamamdır. Bu arada Lia'ya haftada iki tane hediye verebildiğimiz için daha önceki bölümde verdik biliyorsunuz. Yani hafta başına dönmediği sürece bir daha veremeyeceğiz. O bir kalsın. Şu an bir tek Lia'ya hediye veriyoruz. Aslında oyunun ilerlemesi için hepsine vermemiz lazım da.
O kısma bakarız sonra. Yani araya cutscene'ler falan girmesi keyifli oluyor. Keyifli başka başka belki durumlarda olabilir. 110. 11. Hadi bakalım. Güzel bir savaştı. Teşekkürler. Hadi gidelim. İçimizden geçiyor. Yemin ediyorum içimizden geçiyor ya. Bu da bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor ha. Engel. Engel. Şimdilik yeter gibi duruyor. Sen de gel. Elması affetmeyiz tabii ki. Bura büyükmüş. Bir asansör kadar insek bence burada yeter. Zaten öğlen oldu görüyorsunuz. Bunu da yiyelim. Mağara havucu. Şu an tek yapmamız kazmak kaldı. Heh. Hadi be, 13'e geldik ya. Külçe yapıp satsak mı acaba ya? Daha iyi gelir elde eder miyiz? Şu 65'e yönelmek istiyorum. 65 binde. Evi geliştirmem lazım. Artık. Bir kat kaldı. Ha, gittim ben. Kusura bakma. Gayet kusura bakma. Zor olacak biliyorum. O yüzden belki base'e dönsek, yarın bir tur daha mı gelsek acaba? Ama pek de bu arada bu şu an bulsak, yarın gelsek bu kata yine aynı yerde çıkmıyor biliyorsunuz. Altınları alalım bari. Buradan da altından bol başka bir şey yok. Hadi çıkalım gidelim. Bir de şu silah satan adam var ya.
Ona uğramak istiyorum. Hemen buranın dibinde ya. Gelmişken bakalım bir oraya. Oh be, dünya varmış. Ay, envanterine diyeceğim de. Şimdi ahşap korsan kılıcı. Bizdeki kaçtı ki ya? 30-45 hasar veriyor, vuruyormuş. Bizim kılıç güzel. Bundan bile daha iyi ya. Aa, yo. Kritik vuruş. 9000. Aman geç. Sat. Teşekkürler. Balçık şeyi de aladı. Eminim daha fazlasını kazanıyoruz sana satınca. Üzerine düşünecek yeni fikirler mi var? O ne demek ki? Çadırını niye bozayım abicim ya? Hediye edişelim azıcık seninle. Ha, şu kadını bulacağım. Balkabağım yok üzerimde ama. Yerini bulsak yeter bence. Caroline. Nerededir ki o ya? Bence tanıştıktan sonra bunların hepsini görmemiz lazım haritadan ya. Aa, balon malon. Aha, bulduk. Güzel bir günde sen nereye gidiyorsun? Tamam, bulacağım seni. Dur, balon neymiş? Oğlum, beni mi kandırdınız? Buraya gelmiş miydik daha önce? Aa. Yat kataloğu. Ya. At kitabı. Ben buna binmek istiyorum. Amacımız o. Bir tövbe. Halledeceğiz. Geleceğiz. Onunla da bir gün geleceğim. Bugün artık veremeyiz o kadın her neredeyse. Yarın. Bal kabağımı alayım. Şu üzerimdeki fazlalıkları da hemen satmak istiyorum. Gönder. Güle eski bir efsaneye göre bu çiçeğin hoş kokusu perileri cezbedermiş. Kalsın. Şu jetleri de satmak istiyorum. Sen de gönder ya. Elmas kalsın tabii ki. Gönder. Gönder. Okey, bayağı bir şey boşalttık yine. Balkabağını nereye koymuştuk? Şurada olması lazım. Aynen, şunu alalım. Sabah hazır olsun. Yarın yağış olsa ne güzel olur. Lan oğlum, sana bakmadık galiba bugün mü? Ne oldu? Hı? Bir tane kil verdi. Toplayıcılık 7 olduk. Ağaç gübresi, yabani tohumlar kış için ve dağ totemi. Dağ neresiymiş ya?
Suç senin içinde mi? Değil. 125'ten hani en kötü 125'ten 2 tane 250 veriyor. Günde 250'miz var. Allah bereket versin. Liyan'ın salata parası çıktı. Günaydın, günaydın, günaydın. Güneşli bir günde. Lan! Bizim totem yok muydu ya? Ne ara kırıldı o? Arganın tipini gördünüz mü? Gerçek hayatta görsem korkarım ha. Bal kabaklarını görüyor musun? Gitmeseydin iyiydi. Zaten tohumlarımız çok az kaldı bu neymiş. Evet içeri bir girelim. Süt sağmaya gidiyoruz şimdi de. Bu ne makinesiydi ya? Süt falan koyabiliyor muyuz oraya? Denemek istiyorum bak. Nasıl daha yarım kalbimiz var sizinle ya? Aşk olsun. Hamileliğe izin ver. Ver lan. Yok ver ver. Nasıl olacakmış o iş? Onu bana bir anlat bakayım. Bayağı bir birikti. Hemen bir Lyacığıma selam vereceğim. Sonra da oradan akarız. Caroline'a gideriz. ...8888 liramın olmasına ne diyorsunuz? Dayı, seni bak burada çok görüyorum. Senden de boşu boşuna olta aldım. Yani eski bir dostmuş gibi konuşalım lütfen. Oğlum olta iyi diye aldık. Oltada hiç bir cacık yok ya. Fal tuttuk. Aha. Kel. Daha kaç defa söylemem gerek? Şehre dönmek istemiyorum. Kızın evinde telefon varmış. Bundan sonra sesini duymak bile istemiyorum. Lan yoksa sevgili mi vardı? Telefonda bağırışırken beni duymuş olabilirsin. Yakınlaş. Lan eski kocası varmış bunun. Hayda. Bana biraz daha fazlasını anlatıyor ama bak. Şehirde bir dairemiz vardı.
Gün boyunca tuhaf işler yapıyordum. Geceleri de sanat projelerim üzerinde çalışıyordum. Ucu ucuna para kazanıyorduk. Beni sürekli okula dönüp tıp ya da memurluk okumaya zorluyordu. Ücreti yüksek bir işte çalışmamı istiyordu. Sanırım aklındaki normal bir hayat kurma düşüncesiydi. Bilirsin, kenar mahallelerinden birinde bir ev, çocuklar, veli toplantıları, bunun gibi şeyler. Böyle bir yaşama henüz hazır değilim Fanta. Gitmem gerekiyordu. Ben de buraya gelip sanatçı olma hayalimin peşinden koştum. Ne hayaller, ne hayaller. Hayır, bunu yapman gerekiyormuş. Hayır, eski kocan boş konuşuyor. Hayır, ama şehirde kalsaydın hayatında daha başarılı olabilirdin. Evet, birazcık. Evet, ama ilk olarak kendini düşünmen çok normal. Hayır, bunu yakman gerekiyormuş deyip iyice kendimizi ona bağlayalım. Haklısın. Orada mutlu olamazdım. İkimiz için de en iyisi hala gençken sürdürülemez olan bu ilişki sonlandırmaktı. Her neyse, şu bana önerdiğin sanat sergisi fikri üzerinde düşündüm. Dergide göstereceğim. Yine heykellerim üzerinde çalışıyorum. Biraz gerginim ama eserlerimi orada gösterecek olmam beni oldukça heyecanlandırıyor. Bana Yıldız Çiçeği Vadisi'ni bir sanat merkezi haline getirmende yardımcı ettiğin için sana minnettarım Fanta. Kapının önünde de koydu ya. Çok iyiydi. Bunu beklemiyordum ama. Bunu gerçekten beklemiyorum. O yüzden yorumlarınızı alayım ben. Bana yorumlarınızı gönderin. Burada da yok kimse. Ama orada bir... bu çocuk da oyuncak istiyor. Tamam, Caroline'ın evi değilmiş burası. Çıkıyoruz. Yakın arkadaş mı olsaydık haliyle? Hocam nasılsın? Doğayı sev, beni sev derdinde. Lewis'in burada kimseyi yok. Gel seni bulmuşken bir konuşayım ya. Dergi oku ve rahatla. Bencil bebekler gibi davranmayı kes. Dergi oku ve rahatla. Sanki dediğimi yapacaksın. Saat 12'de açılıyor. Denizden başkası yok değil mi? Yok. Ben gittim. Görmedin beni. Caroline burada değil, değil mi? Caroline, Caroline. Her ne halt ise. Yok. Şu eczaneye bakayım. Eczanedeki kimlerin olduğunu hatırlamıyorum çünkü. Kimse yok. Harvey ile yatak odası. Tamam. Çıktık o zaman. O şey, markete bakmadık ya.
Ha, buradaymış. Gel 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 gel. Hem de altınından vereceğim. Yok, altını vermeyelim. Bu gelin mi annesiymişsin? Görevi bitirmiş olmamız lazım. Al 500. Çok verdin, teşekkürler. Onu yapana kadar ben... İneklerin memnun... Merni'ye bir demet horoz ibiği götür. Horoz ibiği ne? Ve ben onu nerede bulacağım? Peh peh peh. Hayaller yine su. Bayılmış. Bu arada annesi bize taktik verdi. Çiftliğinde korkuluk var mı? Oğlum, oyun bende dalga geçiyor. Oyun benim... Elimdeki her şeyi biliyor. Sen nereye gidiyorsun? Abigail, burada ne yapıyorsun? Niye giremiyorum? Girsene. Girse güzel olurdu. Horoz ibiği de neymiş ya? Şimdi şunu gönder, seni de. Sütleri satacağız yine. Miğferi kafamıza takıp gideceğiz buralardan. Tamam, üzerimde satacak bir tanesi var. Seni gönderelim. Kalan ne var ne yok satacağım ya. Evet. Gel bakalım. Saat. Saat. Altıncı evi değil tabii ki. Lan dur. Onu geri ver. Baskı alsın gidiyor da. Kıymetli misi oraya bırakalım. Şöyle de düzenli. Hadi girelim, yatalım artık. Bugün de erkenden bir uyku çekelim çünkü yarın madene gideceğiz. Güzel, fena değil. Yani daha 65 bine çok yolumuz var da. Neyse diyelim, bu seferlik böyle olsun. Evet, umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz bir beğeni atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Fantastikdiyarlar.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.